Manşete hoş geldiniz. Çöküşü kendi elleriyle olacak. Bütün yayın boyunca esasen anlatacağımız her hadiseye, gideceğimiz her ülkeye hitap eden bir KJ bu. Anlattıkça göreceksiniz ama önce İngiltere ile başlıyorum. Çünkü benim yaşadığım ülke İngiltere'de bütün dünyayı da ilgilendiren önemli gelişmeler oluyor. Başbakan gitti. 6 hafta sonra gitti. Çiçeği burnunda başbakan. Daha cicim aylarında ee, sürdüremedi ve İngiltere tarihinin en kısa süreli başbakanı olarak kayıtlara geçti. Listras istifa etti. Esasen göreve geldiğinde yetersizliği, kapasitesizliği, başarısız olacağı belliydi. Bunun için politika uzmanı olmaya, uzun yıllar İngiltere'yi takip etmeye, İngiltere okumaya gerek yoktu. Görebilen herkes görüyordu. Fakat bir biçimde muhafazakar partinin lideri seçildi o iki aylık uzun önce mecliste daha sonra muhafazakar parti delegeleri arasında yapılan oylamalardan sonra 5 Eylül'de seçildi. 6 Eylül'de kraliçeden hükümeti kurma görevi aldı. Kraliçe 8 Eylül'de vefat edince yaklaşık 2 hafta kraliçenin cenaze töreni filan onunla geçti. Dolayısıyla hükümet o arada zaman kazandı hazırlık için. Fakat kraliçeyi defnettikten sonra açıkladığı ekonomi paketiyle piyasalar alt üst oldu. Vergi oranlarını düşürdü. Özellikle zenginler, zenginlerden alınan vergi oranlarını düşürdü. Ee, o arada işte ins insanlara yakıt katkısı vesaire de filan yapacağını söyledi. Ee, yani gelirleri düşürüp nasıl katkı yapacaksınız? Sterlin dolar karşısında çakıldı. Bir daha da işler toparlanmadı. Maliye Bakanı gitti. En son İçişleri Bakanı gitti. Baş danışmanı gitti filan. Sonra kendisi gitti. 44 gün sonra istifa etti Listeras. 6 yılda Muhafazakar Parti 4 lider değiştirdi. Muhafazakar Parti birinci parti ya da son dönemde tek başına iktidar olduğu için aynı zamanda başbakan oluyor. Muhafazakar Parti lideri aynı zamanda başbakan olarak, başbakan hükümeti kurmakla görevlendiriliyor. Ben İngiltere'ye geldiğimde Mart 2016'da David Cameron başbakandı. Soldan ikinci. 3 ay sonra, Brexit referandumu oldu. İngiltere Avrupa Birliği'nden çıktı. David Cameron istifa etti. Theresa May geldi. Theresa May Brexit görüşmelerini Avrupa Birliği organlarıyla sonuçlandıramadı. O da gitti. Johnson geldi. Johnson sonuçlandırdı Brexit görüşmelerini. Fakat pandemiye ve hükümetteki zincirleme skandallara pandemiye ve zincirleme skandallara mağlup oldu. Ekonomi de kötüye gitti. En son Temmuz başında da o istifa etti. Sonra Listeras. Şimdi beşinciyi bekliyoruz. Dört başbakan esk eskittik altı yılda. Bakalım ne olacak? Esprilere konu oldu Listeras e ve özellikle son hafta artık istifa etmesi bekleniyordu. Bir hafta önce e Daily e Star gazetesi e bir marol la Listras'ın fotoğrafını koyarak internetten canlı yayına geçti. Marol mu dayanacak, Listras mı dayanacak? Marol dayanıklı çıktı. 6-7 gün sonra Listras istifa etti. Burada da İngiltere Başbakanlığı'nın özellikle 1970'ten bu tarafa görev süreleri görülüyor. Margaret Thatcher 4226 gün görevde kalmış. Tony Blair 3708 gün görevde kalmış. Listras 45 gün. Esasen İngiltere parlamento tarihi 300-350 yılı buluyor. 1700'lü yıllarda iki lord biri iki gün öbürü de dört gün süreyle başbakanlık yapmışlar ama tarihçiler onu çok fazla kayda almıyorlar. Listras 45 günle gerçekten en kısa süreli başbakan olarak tarihe geçti. Başka da bir numarası olmayacak öyle görülüyor. Beş kişi var şu anda başbakanlık için. Daha doğrusu yeni muhafazakar parti liderliği için ismi geçen. Bu defa hızlı yapacaklar bu işi. Daha önce bir buçuk iki ay sürüyordu oylamalar ama şu anda artık ülkenin buna tahammülü yok. Bir haftada bitirecekler. Önce mecliste o ardından herhalde delege bazında bilemiyorum. Prosedürü biraz hızlı işletecekler. Soldan sağa Jeremy Hunt Penny Mordon Rishi Sunak, Savunma Bakanı Wallace ve Boris Johnson ismi geçen adaylar zaten Johnson tekrar dönmeyi değerlendiriyor. The Times da bu manşetle çıkmış. Guardian, Financial Times sadece 44 gün sonra, işte 44 gün sonra e, tras gitti diyor. Daily Telegraph e, Boris Johnson'un muhafazakar partilere seçime benim liderliğimde giderseniz kazanırsınız telkininde bulunduğunu söylüyor. Daily Mail Muhafazakar Parti'ye yakın bir gazete. Ee, Muhafazakar Parti liderlik yarışının Boris Johnson'la Rishi Sunak arasında geçeceğini söyleniyor, söylüyor. Yani Boris Johnson 2-3 aylık dinlenmenin ardından tekrar başbakanlığa ve liderliğe ısınıyorsa enteresan. Daily Express de bu ihtimale dikkat çekmiş. Olamaz. Oluyor mu yoksa? Geliyor mu yoksa? Falan gibi bir manşetle. Bu da YouGov'un yaptığı Avrupa Birliği'nden çıkışı doğru mu buluyorsunuz, yanlış mı buluyorsunuz anketi. Özellikle 2016'lı 17'li yıllarda başa baş giderken sonuçlar 2019'da 18'li yıllarda biraz makas açılmış. Hatalı buluyorum diyenler artmış. Fakat 2020'de, 2020 başlarında Avrupa Birliği'nden çıkıldığı günlerde tekrar başa baş gelmiş. Hatalı bulanla Doğru bulanlar arasındaki işte oranlar. Fakat en son, özellikle 2021 Temmuz ayından bu tarafa yani son bir bir buçuk yıldır yanlış bulanların oranı artmış. Artık halkın yaklaşık yüzde elli yanlış buluyor Avrupa Birliği'nden çıkışı. Sadece 35 kadarı doğru buluyor. Geri kalan da kararsız. Yani İngiltere halkı İyi etmedik diyor Avrupa Birliği'nden çıkarak ama artık ata alan üsküdarı geçti. Bundan sonra bu işin dönüşü pek yok. Önümüzdeki bir hafta içerisinde yeni muhafazakar parti lideri belli olacak. Muhtemelen 28 Ekim'de en geç 30 Ekim'de hükümeti kurmakla görevlendirilecek yeni lider. Gösterdim şu beş kişiden biri olacak. Öyle görülüyor. Biz dönelim. Türkiye'deki siyasi dalgalanmalara çöküşü kendi elleriyle olacak KCS'i devam ediyor. Bu konuda da bir şeyler söyleyeceğim. Ahmet Eşref Fakıbaba dünün gündemiydi ve epey bir sürede konuşulacağı benziyor. AKP'den istifa etti. Özgül ağırlığı olan bir milletvekiliydi. Özgül ağırlığı olan bir siyasetçi. Özgül ağırlık lafı tabirini Bülent Arınç siyasi literatürümüze kazandırdı. Fakıbaba <laughs> Tecrübeli bir siyasetçi, ağırlığı olan, itibarı olan bir isim. Tıp doktoru, cerrah. E, hatta Amerika'da çalışmışlığı var, iyi derecede İngilizcesi var. Şanlıurfa SSK Hastanesi'nde başhekimlik yapmış. 2009-2014. E, özür dilerim. 2004 ve 2009 belediye seçimlerinde Şanlıurfa Belediye Başkanlığını kazanmış. 2004'te AKP'den 2009'da AKP'den aday gösterilmeyince bağımsız girip Erdoğan'a karşı zafer elde etmiş bir isim. O açıdan efsane olmuş bir isim. Şimdiden efsane olmuş bir isim. 2013 yılında Erdoğan'ın davetiyle tekrar Erdoğan yapar böyle fırsatçılıkları. Türkiye'nin gördüğü görece en pragmatist politikacı. 2013'te tekrar partiye çağırmış. Fakı Baba da gitmiş. Siyaset böyle bir şey. 2015'ten bu tarafa milletvekili. Hatta son hükümet döneminde yani Binali Yıldırım'ın başbakanlığı döneminde Tarım Bakanlığı yapmış. 2018'den bu tarafa rahatsız olduğu söyleniyor. İşte bu rahatsızlığının Şen Yaşar olayıyla başladığı da söyleniyor. Şen Yaşar olayı ne? Şanlıurfa'da 2018 seçimlerinden önce AKP milletvekili İbrahim Halil Yıldız seçim çalışmaları nedeniyle iş yerlerini dolaşırken Şen Yaşar ailesinin de işte dükkanını ziyaret ediyor orada taraflar arasında tartışma çıkıyor kavga oluyor hastanelik oluyor Şen Yaşar ailesi daha sonra Yıldız taraftarları AKP milletvekili taraftarları hastaneyi basıyorlar ve çatışmada 4 kişi hayatını kaybediyor Hacı Esvet Şen Yaşar oğulları Celal Şen Yaşar ve Adil Şen Yaşar milletvekili Halil İbrahim Halil Yıldız'ın da kardeşi Mehmet Şah Yıldız. 4 can gidiyor. 8 kişi yaralanıyor. Dava hala devam ediyor. Anne Şen Yaşar adliye binası önünde adalet bekleyişini sürdürüyor. Bir kapanmamış bir yara. O dönem Şen Yaşar ailesine terörist demiş Fakı Baba. Sonra da bundan dolayı özür diledi. O dönemden itibaren bir rahatsızlığı olduğu falan ifade ediliyor. Dün bu metinle bu metni Twitter'dan paylaşarak istifa etti. Metin analizine bakarsanız şu cümle dikkat çekiyor. Siyasi ve ahlaki anlayışıma uygun olmayan bazı kişilerle beraber olamayacağım diyor. Yeni mi fark etti? Yani geriye doğru 20 yıldır bu hareketi biliyorsunuz. Yani bu hareket de ne siyaset kaldı, ne ahlak kaldı, ne de insan kaldı. Adam, kadın ne derseniz deyin yani. AKP meclis grubunda önünüzde oturanlara bakın. Sağınızda solunuzda oturanlara bakın. Arkanızda oturanlara bakın. Sonra kürsüde konuşana bakın. Fakı, fakı, Baba bu işleri iyi bilir de işte e, ağam bizimle eğleni. Şanlıurfa tabiriyle söyleyeyim. Milletvekilliğinden istifa etmiş efendim. E, hem hemşehrilerine saygısızlık olmasın diye ama milletvekili istifası mecliste oylanarak kabul edilecek bir şey. AKP'nin de buna izin vereceğini zannetmiyorum. Çünkü AKP'den milletvekilleri Fakı Baba'nın vekilliğini düşürmek istemezler. Ayrıca AKP'de bölünmeye yol açar diye Tayyip Erdoğan onu meclise getirmeyecektir. Belli ki dönem sonuna kadar Fakı Baba milletvekili olarak kalacak. İyi Parti'ye geçmiş. O arada Sözcü Gazetesi'ne konuşmuş bugünkü Sözcü Gazetesi'nde manşetten Cumhurbaşkanlığı anlattım liyakat dedim yanlış insanlar dedim ama bir şey değişmedi. Evet. Liyakat esasının gittiğini, yanlış insanların tercih edildiğini 2022 Ekim ayında fark etmiş Fakı Baba. Bakalım yakından bakalım ne diyor. Şurada. Süreç şöyle başladı. Şanlıurfa'daki yanlış atamalar, yanlış insanlar, liyakat işler düzelsin diye büyük mücadele verdim. Cumhurbaşkanı, partili yöneticiler hepsiyle görüştüm. Sıkıntılar var dedim, çözüm olmadığı, bir şey değişmedi. Allah kahretsin siyaseti bırakıyorum dedim. Aşağıda da Meral Akşener'den davet geldiğini ve İyi Parti'ye geçtiğini söylüyor Fakı Baba. Bunun Erdoğan'a bakan tarafı var. Erdoğan, Erdoğan'ı Erdoğan bitiriyor. Yani muhalefete ihtiyaç kalmıyor ki zaten muhalefetin de bu gidişle yapacağı yok. Fakı Baba gibiler gidiyor. Nereden bakarsanız bakın hani kendi koşulları içerisinde değerlendiriyorum ben Türkiye'yi de, Türkiye siyasetini de, AKP'yi de, Türkiye Büyük Millet Meclisi aritmetiğini de. Ahmet Eşref Fakı Baba gibiler gidiyor. Mehmet Ali Çelebiler geliyor. Yine e, maden sahasında Erdoğan'ın işte Amasra Maden faciası 41 insan hayatını kaybetti. Madenci, bu işin kader planında olduğunu söylemesi, hemen o madencilerin şehit ilan edilerek, hemen yardımların falan devreye sokulması, daha dur cenazeleri kaldıralım yani işte şehit ilan ediyorsun, kadere bağlıyorsun, yardımlarla e, ne bileyim itirazları veya öfkeyi dindireceğine falan düşünüyorsun. Bu da çok fazla aşağı yansımadı. Elbette belli insanları mutlu etmiş olabilir, alkışlamış olabilirler ama genelde bir rahatsızlığa yol açtı. Yani kader planı demesi. Önce daha önce Soma'da da bu işin fıtratında bu var demişti. Yani madende çalışıyorsan grizu faciasında ölebilirsin. Bu işin fıtratında bu var. Bu riski göze alacaksın diyor. Dünyada böyle bir ölüm kalmamışken, böyle bir facia kalmamışken. Bu tür yüzsüzlük herkes gördü ve herkes yaka silkti. Yani hatta Adalet Bakanı'nın sağında solunda üç tane imam varken cübbesiyle sarığıyla mezarda Kur'an okuması Bekir Bozdağ. O da çok şey karşılanmadı, hoş karşılanmadı. Yine dünkü yayında bahsetmiştim cezaevinde tutuklu, hükümlü, yakın olan insanların kendi aralarında toplanıp imece usulü veya yurt dışından gelen, yurt dışında çalışıp didinip işte garsonlukla, Uber şoförlüğüyle falan 3-5 kuruş artırıp Türkiye'ye gönderen işte dağılsın insanlar en azından iaşesini karşılasın diye açta açıkta olanlar neyse. O yardım sevenlerin, yardım organize ettiği bağış, aman işte babası içeride, ne bileyim kocası içeride neyse, ee, anne baba içeride çocuklar burada sahipsiz ee, bir yardım faaliyeti ona dönük operasyonun terör operasyonu olarak adlandırılması böyle alayla valayla ilan edilmesi bu da çok fazla içe silmedi bu da aşağı doğru çok fazla makes bulmadı bir iki troll dışında ya da trollleşmiş medya dışında e, bazı gazetelerde ben sadece soğuk başlıklarla geçiştirildiğini gördüm bütün bunlar Erdoğan'ı zayıflatıyor. Erdoğan'ın altındaki zemini zeminin kaymasına yol açıyor. Yani bir anlamda çöküş kendi elleriyle oluyor. Çöküşe kendi çöküşüne kendi imza atıyor. Yine en son dün detaylı analizini yaptım. Mehmet Ali Çelebi'nin partiye katıldığı törende eşine saygısızlığı işte kaç çocuk yaşın kaç olmaz filan demesi. Sonra PKK ile Kürtleri Eş tutması. PKK 5 çocuk, 10 çocuk, 15 çocuk yapıyor. Olmaz böyle falan demesi. Ya bilinçaltını açığa vurdu. Bilinçaltını ortaya döktü. Kürtler çoğalıyorlar, onun karşısında siz de çoğalacaksınız. Kürtlere de PKK diyor. Terörle eş tutuyor Kürtleri, Kürt nüfusunu. Tam anlamıyla bilinçaltının dışa vurumu. Ne zaman prompterdan uzaklaşsa bu oluyor zaten. Ki zaten ondan dolayı da bu bölümü ne gazetelerde verdiler ne de Anadolu Ajansı falan geçti. Sakladılar. Ama ok yaydan çıktı bir kere. Tıpkı Fakı Baba'nın istifasını Anadolu Ajansı ve TRT'nin geçmemesi gibi. Orada da başka bir hinlik vardı. Şöyle Rütük'te Taha Yücel AKP'li üye onun başka bir göreve geçmesiyle bir üyelik boşaldı. Bundan 3 ay önce. Meclisteki dengeler İyi partiye o üyeliğin verilmesi gerektiğini ortaya koyuyordu. Meclisteki sandalye dağılımına göre Rütü'ye üye gönderiyor partiler. Üç ay önce daha yücel AKP'li üyelik boşaldığı halde meclisteki dağılıma göre üyeliğin İyi partiye geçmesi gerekiyordu. Rütük Başkanı Ebu Bekir Şahin İyi partiye geçmesin diye... AKP transfer yapsın. Rütük tekrar meclisteki sandalye sayısı itibariyle AKP'ye geçsin diye meclise yazı yazmadı. Üyeliğimiz boşalmıştır yeniden seçim yapılması. Ne zaman ki Mehmet Ali Çelebi AKP'ye geçti, Rütük tekrar AKP'ye geçi AKP'ye dön dönünce Ebu Bekir Şahin meclise yazı yazdı ve mecliste dün Rütük için oylama yapılacaktı. Fakat tam da o esnada Fakı Baba sabahleyin istifa etti. Fakı Baba istifa edince üyelik tekrar İyi Parti'ye geçti. Ama AKP jet hızıyla bu olmamış gibi Fakı Baba'nın istifasını işleme sokmadan Rütük üyeliğini geçirmeye çalıştı. Yangından mal kaçırmayı görüyor musunuz? Daha sonra işte İyi Parti ile AKP karşı karşıya geldi. Şu oldu bu oldu. Şey ertelendi. Seçim ertelendi. Şu anda ne olacağı belli değil. Muhtemelen mecliste bu işi erteleyecekler, ee, AKP'ye bir iki vekil transfer etmeye çalışacaklar. Öylelikle tekrar seçim yapıp AKP'li üyeyi filan rütbeye göndermeye çalışacaklar. Ne dönecek bilmiyorum. Yani AKP o üyeliği iyi partiye yedirir mi yedirmez mi zaman gö gösterecek ama dünkü yangından bal kaçırma operasyonu e gerçekleşmedi. Bir de böyle, otoriter liderler yalnız değildir bunu da unutmayın, bir ekiple iş tutarlar. Ekipsiz olmaz, halksız olmaz, bürokratsız olmaz. Kadrolar lazım binlerce. Daha alt kademede on binlerce. Onlarla yapıyorsunuz her şeyi. Şimdi hayırseverlere bir operasyon yaptınız iki gün önce, üç gün önce. 81 vilayette bütün adalet mekanizması ve emniyet camiası organize olacak ve tek amacı dışarıda açta açıkta kalmış masum insanlara yardım etmek olan insanlara operasyon yapacaksınız. Bu vicdanlara sağacak bir şey değil. O işte polisler, emniyet mensupları, o yargıçlar, savcılar neyse bunu işlerine sindiriyorlarsa 81 vilayetteki bu operasyonu yerin dibine bassınlar. Ama işte otoriter liderler, hatta diktatörler bu tür kadrolarla iş tutuyorlar. Bu kadrolar olmadan nasıl iş tutacak? Tayyip Erdoğan tek tek vilayet vilayet gezip kendi mi operasyon yapacak? 81 vilayetteki soruşturma ve şeyden sonra hazırlık aşamasından sonra 59 vilayette harekete geçiliyor. 704 kişi hakkında gözaltı kararı veriliyor. 623'ü gözaltına alınıyor. Bunu kadrolar yapıyor. Belli kadrolarda bunu alkışlıyor, haber yapıyor, medya da işte duyuruyor, şu oluyor, bu oluyor. Bunlar ekipsiz olmaz. İşte bu ekip de artık sıtkı sıyrılmış durumda. Neden? Onlar da altından zeminin kaydığını görüyor. İkbal kaygısı var. E, bu durumun döndürülemez olduğunu veya sürdürülemez olduğunu görüyorlar. E, haliyle e, bu manada da etrafı boşalıyor. Yani birlikte iş tuttuğu kadrolara da kadroların da bağlılığı eskisi gibi değil. O anlamda da çöküşü kendi elleriyle olacak sürecinde. Ha, burada kadar gider. Bu seçimi kaldırır mı, kaldırmaz mı bilinmez. Ama seçimi kaldırsa da kaldırmasa da bu gidişat ya da iş, yani bu yörüngede devam eden e, e, süreç neyse e, salınım devam edecek. Diyelim ve diğer e, konuya geçelim. Küskünler Hareketi. Fakıbabadan Baba'dan bağımsız olarak e, şu aylarda Küskünler Hareketi olması doğal. Küskünler Hareketi nedir? Eski parlamento muhabirleri bilirler. Meclis her seçim döneminde yenilendir. Yarıdan çok milletvekili gider. Ben parlamentoda muhabirlik yaparken 90'lı 90 yıllarda %70'i giderdi. Yani 100 milletvekilinden 70'i gider. 70 yeni milletvekili gelir. 30'u da koltuklarını korurlar. Böyleydi yani. %70 yenileniyordu. Ondan dolayı vekiller seçime yaklaşırken koltuklarını koruma e, telaşıyla partilerinden istifa ederler, başka partiye geçerler, liste garantisi almaya çalışırlar filan. AKP bu dönem şöyle yapacak. Yüksek Seçim Kurulu'na milletvekili aday listelerini verene kadar meclisi açık tutacak ve listeleri ilan etmeyecek. Bunda Murat şu Vekiller bir yere gitmesin, meclis çalışmalarına katılsınlar. Herkes Yüksek Seçim Kurulu'na verildiği anda aday mı değil mi öğrensin. Böyle bir taktiği var. Ee, doğaldır istifalar olacak, transferler olacak. Ee, akçeli transferler olacak. Bu dönemdeki istifalara böyle bakmak lazım. Yoksa işte filan partiden sıtkı sıyrılmış, e, AKP'den bıkmış, AKP çözülüyor, şöyle oluyor, böyle oluyor diye bakmamak lazım. Böyle bir, bu dönemde 5 milletvekili de, 10 milletvekili de gitse, 15 milletvekili de gitse, her neyse, mühim bir şey. Fakat bunların seçime endeksli pozisyonlanma olduğunu e, hesaba katın. Tıpkı Mehmet Ali Çelebi'nin AKP'ye katılması gibi. Geçelim Akşener e, cephesinde enteresan bir gelişme oldu. Meral Akşener'in başdanışmanı Ahmet Zeki Üçok. Montreux bildirisine imza atan amiraller tutuklanmasın diye Akşener Erdoğan'ı iki kez aradı ve ikna etti dedi. Bunu Cumhuriyet Gazetesi yazarı Barış Terkoğlu yazısında konu etti. Dün Montreux Sözleşmesi ile ilgili bildiri yayınladıkları gerekçesiyle haklarında 3'er yıldan 12'şer yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edilen 103 emekli amiralle ilgili olarak bu amiraller tutuklanmasın diye Erdoğan'ı aradığını Akşener'in iki kez aradığını üst üste ve amirallerin tutuklanmaması konusunda Erdoğan'ı ikna ettiğini söyledi. Enteresan bir olay. Şimdi burada ne Montre bildirisindeyim, ne o amirallerdeyim, ne de o amirallerin tutuklanması meselesindeyim. O amiraller tutuklanmasın zaten. Yaşları 75-80 Artı işledikleri bir suç yok. Bir bildiri yayınlayabilirler. Fikirlerini ifade etmişlerdir. Nokta. Konumuz Montre bildirisi ve o amiraller ve o amirallerle ilgili yargı safahatı değil. Konumuz Akşener'in Erdoğan'dan yargı aşamasındaki bir dosya ile alakalı yargıya müdahale, yardım talebi. O amiralleri tutuklamayın diyor ve bu konuda Erdoğan'ı ikna ediyor ve amiraller tutuklanmıyor. Konumuz bu. Yoksa tutuklanmasınlar zaten. Şimdi ben bu olayı çözümledim ve altı maddede çözümledim. Olayımız bu. Ne sebeple olduğunun önemi yok. Akşener yargıya müdahale etmesi için Erdoğan'ı iki kez aramış. Demek ki yargı bağımsız değilmiş. Demek ki yüksek yargı makamı saraymış. Demek ki yargıya inanç yokmuş. Demek ki yargı kararları saray ayarlıymış. Demek ki yargı kararına saygılıyız ifadesi koca bir balonmuş. Demek ki aklananlar görevlerine iade edilecek ifadesi gibi bir balonmuş. Öyle demediler mi? KHK'lılar yargıda aklanmışlarsa görevlerine iade edilecekler. Yargıda davaları devam eden veya hüküm giyen veya aklanmayanlar onlar için yapacak bir şey yok. Peki hangi yargı? Saray yargısı. Hangi yargı? Akşener'in amiraller tutuklanmasın diye iki kere aradığı Erdoğan'ın yönetimindeki yargı ve Akşener'in bu konuda sonuç aldığı bir konu. Bunu Akşener de biliyor. Kılıçdaroğlu da biliyor. Bütün muhalefet unsurları da biliyor. Türkiye'deki bütün medyada biliyor. Haliyle Türkiye'deki yargı kararları. Özellikle 15 Temmuz 2016'dan bu tarafa. Belli kararlar itibariyle 17 Aralık 2013'ten bu tarafa. Belli kararlar itibariyle 2012'den bu tarafa. Yani özellikle son 6-7 yıl o hal kararları ve KHK'lar yok hükmündedir. Nokta bütün sonuçlarıyla beraber ortadan kaldırılacak. Geriye doğru da AKP'nin özellikle 2013'ten bu tarafa yargı kararları tekrar ele alınacak. O dosyalar açılacak bakılacak. Bunu herkes biliyor ama telaffuz etmiyorlar. Arada ağızlarından kaçılıyorlar. i̇şte hepsini halledeceğiz. Hepsi görevine dönecek filan gibi. Özellikle KYK'lılarla ilgili ama o da bir yere kadar Bakın Erdoğan'ın başı belada. Amerika Hazine Bakanlığında terör finansmanı ve finansal suçlardan sorumlu bakan yardımcısı Elizabeth Rosenberg Türkiye'ye gelmiş. Ömer Murat'tan öğreniyoruz. Amerika Rusya'ya uygulanan yaptırımlarla ihracat kontrollerinin Erdoğan hükümetince delinmemesi meselesini yakından takip ediyor. Evet. Son derece enteresan. Son derece enteresan. 27-28 dakikayı geride bıraktık. Birkaç konu daha vardı aktaracağım ama onu hafta sonuna ya da önümüzdeki hafta başına erteleyebiliriz. Çöküşü kendi elleriyle olacak. İngiltere ile başladık, Türkiye ile bitirdik. İngiltere'de çöküşü, bitişi, istifası kendi elleriyle oldu. Bir hükümet gitti, yenisi gelecek, bakacağız. Türkiye'de de bir dönem kapanıyor. Ama seçimli, ama seçimsiz. Ama Seçimi atlatarak ya da seçimi atlatmadan önemi yok. Ama gidişatın başladığını, çöküşün, ayak seslerinin veya çöküş gürültülerinin duyulduğunu ifade etmeliyim. Detaylı bir şekilde de anlattım. Bir sonraki yayında görüşmek umuduyla efendim. İyi hafta sonları.